Bayağı güzel bir yere benziyor değil mi? Azra Hanım, yeni sevgiliniz mi? Evet arkadaşlar, Metehan'la bir süredir beraberiz. Aşk mı? Çok büyük aşk. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Azra benim hayatımın kanı. Onu çok seviyorum. Kolay gelsin, teşekkürler. Ay, biz hiç karışmasak mı Nilay? Nasıl yani? Anne, oğlumuz elden gidiyor, nasıl karışmayalım? Belki Ömer amcam bile biliyordur. Hayır, zaten bilmesi lazım da. Yani baksana, magazine düşmüş. Ay, bir kere magazine düştün mü yandın. Allah'ım, sen düşürme ya Rabbi. Sen ver bakayım şu telefonu, ben bir arayayım. Annesi sayılırım ben onun. Ne bileyim Mustafa işte. Herkesin kendi hayatı sonuçta. Ha, yengem arıyor. Allah Allah, hayırdır inşallah. Bakalım. Efendim yenge? Ha, Ömer, nasılsın? İyiyim, hamdolsun. Sen nasılsın? İyiyiz biz de. Ömer, benim sana bir şey söylemem lazım. Buyur, dinliyorum. Anne, bak vebal altında kalırız. Dinliyorum yenge. Ömer, ya Metehan bir magazin programına çıkmış da. Yanında da bir hanımla. Ne diyorsun yenge, sen ne magazini ya? Yani söylemeye de dilim varmıyor da şimdi. Ya koca bir kadınla el ele tutuşmuş. O görüntüyü atar mısın bana hemen? Ha tamam. Nilay hemen yolluyor sana. Ay tabii, hemen yolluyorum. Of, sağ ol haber verdiğin için. Ne demek, ne demek Ömerciğim? Bak ne diyeceğim, ne zamandır gelmiyorsunuz hiç bize. Bir akşam gelin de yemek yiyelim, Metehan'ı da al. Olur yenge, geliriz de şu görüntülere bir bakayım. Darmadağın oldu kafam yine. Tamam, tamam Ömer. Ne dedi anne? Gerçekten sevgililer miymiş? Bilmiyorum. Sen yolla hemen amcana videoyu. Anneciğim yolladımış kızıyla. Ne olmuş amca? Allah kahretsin. Şu görüntülere bak. Utanmıyor bu çocuk ya hiçbir şeyden. Şu görüntülere bakar mısın? Kız arkadaşı Metehan'a. Tövbe estağfurullah, o nasıl kız arkadaş, amca teyzesi gibi duruyor yanında. Ya ne bileyim oğlum, gidip kadınla da konuştum. Ya koskoca kadın ya, Metehan'la olacak iş değil. Nuh diyor, peygamber demiyor, takmış kancayı bizim oğlana. E ne istiyor peki, derdi para mı nedir? Ya yok öyle bir şey de değil, parası pulu da var kadının. Takmış bizim oğlana kancayı. Metehan da ben bu kadını seviyorum deyip duruyor. Bir Metehan'ı sapıtması eksikti, o da tamam oldu. Neyse amca tamam, dert etme bu kadar. Genç adam sonuçta, bir gün öyle bir gün böyle geçer hevesi. İnşallah geçer Mustafa, inşallah. Ya yapılacak bir şey olursa söylersin amca, ben odadayım. Sağ ol Mustafa, sağ ol. Ulan Metehan. Sizin de tarzınız çok güzel bu. Bir iki dakika telefonla konuşup geliyorum ben. Tamam tatlım. Efendim baba. Metehan neredesin? Efendim? Neredesin oğlum? Yengem aradı, magazine düşmüşsün o kadınla. Hemen buraya gel, ofisteyim. Baba ben şimdi bir müsait değilim, arayayım mı seni? Metehan her neredeysen bir an önce ofise geliyorsun, uzatma. Tamam baba, ben geliyorum, evde görüşürüz tamam. Hadi bay bay. Müsait değilmiş. Delirtecek bu çocuk beni ya. Ben az sonra kaçacağım, haberin olsun. Saçmalama hayatım, eğleniyoruz. Dur tahmin edin, baban mı? Gel diyor. Bir saat geç gitsen ne olacak ki? Dövecek değil. Ya ne olur kal. Kal, 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 ne olur kal, ne olur kal, ne olur kal. Tamam, kalacağım biraz da. Metehan'a baksan ya. Koca kadınla. Ha bir de görseniz, el ele göz gözeler. Kadın panter gibi bizimkini sarıp sarmalamış. Ay Allah korusun, hepimizin evladı var. Ne oldu bu çocuğa birden böyle ya? Baktı herkes deliriyor, ben de delireyim dedi bence. Siz konuştunuz mu bir de amcanızla?
Yok anne, konuşmadık. Ben bir arayayım. Efendim Mustafa. Amca ne yaptın? Metehan eve geldi mi? Konuştunuz mu? Of, konuştum da henüz eve gelmedi. Telefonu da kapalı. Ben de merak etmeye başladım. Tamam, bize haber ver olur mu? Merak ettik biz de. Tamam, görüşürüz. Ne diyor? Konuşmamış, eve gelmemiş daha. Ay bak şimdi. Allah vere de çocuk peydahlamasa. Hayır, ne de olsa moda oldu bu tip kadınlar. Hani bu yaşta hamile kalıyorsa kalksın şükür namazı kılsın. Mucize gibi bir şey olur. Tamam, dedikodu etmeyin, artık günah. Biz bence şöyle yapalım. Gidelim amcama, Metehan'ı alalım karşımıza, şöyle erkek erkeğe bir konuşalım. Hah, iyi düşündünüz, gidin tabii. Kardeşi de yok çocuğun, yalnız kaldı çocuk. Biz varız canım, gelsin anlatsın. Olmaz öyle. Bir de amcam şimdi orada yalnız. O bizi hiçbir olayda yalnız bırakmıyor. Hadi gidelim. Doğru tabii, diyorsun. Tabii tabii. Haydi gidin gidin siz oğlum. Amca sen şimdi çocuğun üstüne hiç gitme. Hatta karışma. İstersen biz konuşalım abimle. Of of. Oğlum saat kaç oldu bak, hala ortada yok. Konuştuk bir de geleceğim dedi. Yok. Neredesin oğlum sen? Bir şey mi oldu ya, hayırdır? Merak ettik oğlum. Siz benim için geldiniz. Hoş geldiniz abi. Telefonuna da bakmıyorsun. Abi yok artık ya. 5 yaşında mıyım ben? Bir sakin olun, saçmalamayın. Seni beklediğim biliyorsun. Metehan. Bekleme baba mesela. Bu yaşta bir adam beklenmez, bekleme. Oğlum baba olunca bekleniyor işte. Aynen öyle ya. Bir de Metehan, senin kukla gibi öyle bir kadının yanında ne işin var ya? Alev de amcamdan yaşça küçük. Bir ilişki yaşadılar. Hatta amcam yengemden boşanmayı göze aldı. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bunlar aynı şeyler değil. Sapla samanı birbirine karıştırma. Bir şey karıştırdım yok baba. Kadın erkekten yaşça küçük olabiliyor ama erkek mi kadından yaşça küçük olamıyor? Erkek yapınca normal, kadın yapınca mı anormal? Nedir yani? Ben bizi modern bir aile sanıyordum ya. Biz bayağı tutucuymuşuz. Metehan yeter, yeter. Gerçekten bak. Çok ileri gidiyorsun. Lütfen yeter. Ben odamdayım ya. Ona da karışmazsın inşallah. Ha? Müsaade eder misin baba? Ben. Tamam amca, gitme istiyorum. Bırak. Doğru söylüyor. Ya söylediği laflara bak. Ve sen böyle yaparsan kadın daha da kıymete binecek. Kadını bir tanısanız zaten. İğrenç bir insan. Yani bana söylediklerini bir duysanız. Neyse, buluruz bir hal çaresini. Kusura bakmayın çocuklar, akşam akşam sizi de darladım. Amca olur mu öyle şey? Biz aileyiz, aileler bugünler için vardır. Mehmet amca, sen her zor günümüzde yanımızdasın. Sağ ol. Biz çıkalım, yarın Salim kafayla konuşuruz. Çocuk da daha fazla gerilmesin. Tamam. Hadi hayırlı akşamlar.